Yeni bir günden herkese günaydın. Bugün böyle kahvaltımı vallahi kızım hazırlamış, ekmek arası labne sürmüş, zeytin ezmesi sürmüş, domates salatalık koymuş. Yanına da çay demlemiş sağ olsun. Biraz böyle açık olmuş ama ellerine sağlık vallahi, çok iyi oldu. Çünkü ben hastaydım birkaç gündür arkadaşlar. Bugün biraz daha iyiyim, çok şükürler olsun. Yani bugün de böyle olsun kahvaltımız. Böyle pratik hemen ekmek arası yiyeceğim. Öyle yani, kendi hazırlarken bana da hazırlamış. Şimdi canlı ders aramıza girdik. Şunları bir yiyeyim. Tekrar dersimiz başlayacak. Geldim, şöyle yine koltuğuma oturdum, klasik gördüğünüz koltuğuma oturdum. Her zamanki gibi vallahi şöyle biraz yorgunluk atacağım çünkü yorgunluğum hala geçmiş değil. Yaklaşık 3 gündür rahatsızdım zaten, o yüzden de vlog falan atamadım. İnanılmaz vücut ağrısı ve böyle halsizliğim vardı. Yani inanın kalkıp böyle çocuklarıma yemek bile hazırlayamadım, o derece yemek yapamadım falan böyle. Yani kalkıp böyle bir çorba karıştıracak dermanım yoktu. Sağ olsun kayınvalidem yine her zaman gibi imdadıma yetişti. Allah razı olsun. Yemeğimizi aşımızı getirdi. Ama tabii onunla da bitmiyor yani. Sonuçta ev size bakıyor, çocuklar size bakıyor. Küçüğün canlı derslerine katılmak durumundayım. O kadar zorlandım ki çoğuna katılamadım zaten. Neyse, çok şükür Allah'ıma geçti. Hatta üçüncü gün artık olacak gibi değil. Dedim ki bir şey var herhalde, yani hiç bu kadar vücut ağrım olmazdı. Gerçi daha önce de olmuştu böyle çok ağır ağrılarım ama şimdi dönemden dolayı tabii insan daha bir tedirgin oluyor. Dedim ki vallahi ne olur ne olmaz, çünkü bazılarını da duyuyordum böyle vücut ağrısıyla başlıyor. Şudur budur diye dedim ki bir teste gideyim. Bir test yaptırayım dedim. Hatta önce sağlık ocağına gidecektim. Dedim sağlık ocağından bir sonuç çıkmaz sonuçta. Gitsem de gitmesem de yine içim rahat etmeyecek ve ben test yaptırmak isteyeceğim dedim. O yüzden direkt hastaneye gittim arkadaşlar ve test verdim. Tabii ki herkese de test yapmıyorlarmış. Önce sordum, dedim ki test uyguluyorlar mı? Burada dedim test yapılıyor mu? Eğer gerek görürse dediler. Önce triyaj diye bir bölüm var, böyle ön bölüm, hani ön muayene gibi. Oraya gittim işte. Orada işte soruyorlar neyiniz var, şikayetiniz nedir? Aşırı ağrılarım olduğunu ve halsizliğim olduğunu söyledim. Ve o an artık psikolojik midir nedir şu an yok çok şükür. Böyle birkaç kez öksürdüm, dedim ki öksürüğüm de başladı. Öyle deyince direkt bana triyaj gördü diye bir kağıt verdiler ve COVID polikliniğine yönlendirdiler. Allah'tan çok sıra yoktu. Çünkü hep işte korkuttular, işte devlet hastaneleri şöyle yoğun, böyle yoğun. Tabii ki öyle çok yoğun hastaneler mutlaka ki vardır. Televizyonda falan da görüyoruz ama bizim gittiğimiz hastane Allah'tan çok yoğun değildi. Hatta hiç yoğun değildi. 5-6 kişi falan vardı. İnanın özele de gitsem o kadar belki beklerdim yani.
Neyse oraya da gittim. Yine Covid polikliniğinin önünde de böyle bir sıra vardı. Orada da yine 5-6 kişi vardı. Ve Allah'tan böyle hemen yanında böyle bir havalandırma vardı. Üstü boş, hani üstü açık, yani böyle açık alan. Orada bekledim zaten, ben sıraya bile girmedim. Neyse zaten önündekiler bitince hemen gittim ve testimi verdim. Hatta test verdiğim kabinde böyle benden önce çıkanlar tabii ki maskeyi çıkarıp test veriyorlar çok normal olarak. Dedim ki yani ne olacak, hani Allah korusun, hadi bende yoksa onda varsa, o pozitifse ve taşıyorsa dedim yani bir sıkıntı olur mu? Yani böyle kafası büktü şey sağlık çalışanı. Hani dedik ki yapacak bir şey yok, biz hani sürekli dezenfekte ediyoruz ama her hastanın arkasından yapmamız mümkün değil dedi. Allah'tan çantamda şey vardı, o gün alışveriş bile onda görmüşsünüzdür. Sprey kolonya vardı, böyle A101'den almıştım. Tamamen onu böyle boşaltırcasına kabine sıktım bir güzel. Ondan sonra da girdim, testimi verdim. Allah'ım esirgesin, aklıma kötü bir şey getirmek istemiyorum. Ve sonrasında eve geldim. Hemen arkasına zaten mesaj geldi hastaneden. İşte izole edin kendinizi sonuç çıkana kadar diye, ki zaten ben de öyle yaptım. Sonucum çıkana kadar izole durumda kaldım. Odama geçtim. Ama tabii ki o süreç bile inanın o kadar böyle can sıkıcı ki, ben neredeyse işte yarım güne yakın bekledim odada tek başıma. Çocuklarım içeri girmek istiyor, hayır girmeyin diyorum. Ondan sonra işte bir şey getirmek istiyorlar, kapıya bırakın diyorum. Gerçekten o psikolojiye girmiştim artık böyle. Allah'ım evlerden, herkesten uzak etsin. Gerçekten onun böyle ihtimali bile hakikaten can sıkıcı böyle. Hakikaten can sıkıcı, moral bozucu bir şey. Neyse ki çok şükür sonradan sonucum çıktı ve negatif olduğum ortaya çıktı. Çok sevindik tabii ki. Ama bu değil ki işte bir daha olacağım ya da olmayacağım. Yani bunun hiç kimsenin, hiçbirimizin garantisi yok. Ne yapıyoruz? Elimizden geldiği kadar maske, mesafe dedikleri şeye uyuyoruz tabii ki ama yani Allah esirgesin neler duyuyoruz. Yok işte havadan kapılıyor. Yok işte gelen poşetlerden, marketten, yani marketten aldıklarımızı bile her şeyi yıkıyorum, ediyorum ama Allah esirgesin. Sonuçta eşim dışarıda çalışıyor. Yani çocuklar tam okula gitmiyor ama eşim dışarıda çalışıyor. Allah esirgesin. Yani hiç mi biz markete gidip gelmiyoruz? Tabii ki ben de markete gidip geliyorum ya da bir pazara bir ihtiyacım olduğunda bir yere mutlaka ki gidiyorum. Hiç böyle eve kapandım 7-24 evdeyim diyemem. Öyle bir durumumuz yok tabii ki. O yüzden de valla Allah esirgesin. Olacaksak da en sonra çaresi bulunduğunda olalım. En hafif şekilde atlatalım diye dua ediyorum. Hatta hiç olmamak en iyisi bence. Öyle yani. Böyle bir 3 gün geçirdim. Gerçekten hala ağrılarım. Aslında ağrılarım bitti ama bugün dün akşamdan beri de bel ağrım var. Dolayısıyla da böyle iş güç yapamamıştım. Şöyle bugün de aslında detaylı bir temizlik yapmam lazımdı ama dediğim gibi valla hala bel ağrım olduğu için sadece bir yüzeysel süpürdüm ve tozları aldım. İçerinde aynı şekilde doğa da orayı yaptı. Ben salonu yaptım hemen. Mutfağımı bir toparladım. Valla öyle yani, bu kadar. Başka da bir iş yapmadım. Yapabileceğimi de sanmıyorum bugün. Artık bugün de iyice bir dinleneyim de. Zaten yarın da hafta sonu. Eşim evdeyken çok böyle temizlik işine girmiyorum. Artık önümüzdeki hafta başından itibaren Allah nasip kısmet ederse detaylı işime, gücüme, temizliğime, rutin hayatıma girerim diyorum. Allah nasip ederse gerçekten dediğim gibi bu süreci beklemek bile o birkaç saat bile, yani benim sonucum sanırım 7-8 saatte çıktı. O saatler bile arkadaşlar çok böyle can sıkıcı bir süreçti. Belki herkes öyle hissetmiyordur ama gerçekten ben böyle yaşadım, böyle hissettim. Biraz böyle kişilik olarak pipirikli ve böyle panik atak rahatsızlığım da var benim. Ondan dolayı da biraz böyle tedirginliğim arttı tabii ki. Neyse dediğim gibi ya, can sıkıcı zamanlar, can sıkıcı süreçler geçiriyoruz hepimiz. Allah böyle evlerimizden sağlığı, huzuru üstümüzden, çocuklarımızdan, sevdiklerimizden eksik etmesin valla. Böyle işte dediğim gibi valla sadece buraları süpürdüm. Tozu bile böyle çok yüzeysel aldım. Yani olabildiğince böyle hani bir derledim, topladım. Böyle cam hava da güzel Allah'tan. Biraz camı açtım. Şimdi biraz daha havalandırayım, kapatacağım. İçerileri açacağım. Böyle kademe kademe açıyorum. Çünkü cereyanda kalıyorum ben. O yüzden. Zaten bu durumun da büyük ihtimalle ben yine bu cereyandan yaşadım. Geçenlerde bir de banyo yapıp dışarı çıkmıştım. Ben markete gitmiştim. Saçımı ıslaktı. Sardım saçımı, sarmaladım ama gene de yani muhtemelen orada aldım diye düşünüyorum. Bir de geçen gün
iş yaparken mutfakta yine balkonu açmıştım ve o gün de böyle bayağı soğuktu. Anneciğim dur. O gün de bayağı soğuktu. Muhtemelen oradan ve oradan aldım. Bir güzel bana şifa oldu. Neyse dediğim gibi bununla geçmiş olsun kendime. Allah daha beterlerinden saklasın diyorum hepimize. Anne Öyle işte. telefonundan oyun oynuyor. Orada bir şey var mı? Yok Sıkıntı anneciğim. var mı? Yok. Birazdan da işte bu arada yemeklerimi de yaptım. Makarna açladım birazcık böyle. Biraz Ablama da derken. yeni telefon Alevi aldık. susar Pijamını da mısın? çekmiştik. Eski Ale telefon yeni sus. oldu. Bu arada yemeklerimi de yaptım. Barbunya atmıştım sabahtan. Onu pişirdim. Biraz da böyle yanına makarna yaptım. Dünden de kalan yemeğim vardı. Kayınvalidemin verdiği çorbam da vardı. Biraz da yanına turşu çıkarırız. Oldu da bitti. Bugün de öyle olsun. Yani bizde durumlar böyle. Evet. O yüzden işte bizde durumlar böyle. Direkt şimdi bakın gündüz hiçbir şey yapamadım. Direkt akşam yemeğine geçeyim. Şöyle burada barbunya yaptım zeytinyağlı. Dolapta zaten sebze yemeğim ve çorbam vardı. Burada vişne niye böyle olmuş anlamadım. Üstü köpüklü gibi olmuş. Vişne suyu yaptım, kaynattım. Onu birazdan ezeceğim. Burada da böyle spagetti yaptım. Peynirle, ketçapla yiyelim diye. Eşim de şimdi geldi. Canım. Bu ne? Eşim de şimdi geldi. Kıyma istemiştim. Şöyle 1 kilo kıyma almış. Biraz fazla galiba. Ve peynir istemiştim. Şu peynir gerçekten çok lezzetli oluyor arkadaşlar. Taraklı diye bir marka. Bim'de bu. Yani biz Bim'den alıyoruz. Başka nerede var bilmiyorum. Dil peyniri ama o kadar lezzetli ki kaşardan falan çok daha lezzetli ve dil peynirim ben çok seviyorum gerçekten. Böyle tel tel Dil ayrılıyor. peynir mi? Böyle 250 gramlık. Öyle 2 tane de ondan almış ve sosis istemiştim. Demiştim. Böyle bir pakette sosis almış. Ve sıvı sabun bitmişti. Onları almış. Şimdi ben geçeyim masayı düzenlemeye. Alya dayı sağlıyor size. Ne oldu anneciğim?